Hayırlı haftanın golüne hoş geldiniz sevgili izleyenler. Raşit Altun'la birlikteyiz. Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta noktalanırken hafta birbirinden güzel gollere sahne oldu. Hemen Clear'li haftanın golü adaylarımızı getirelim ekranlarınıza. İlk golümüz MK Ankara Gücü Beşiktaş mücadelesinden Adem Laiç'in 23. dakikada kaydetmiş olduğu gol. Laiç kaleye baktı. Laiç pasını verdi. Mustafa bir kez daha Laiç'e. Laiç. Laiç vurdu gol. Laiç vurdu gol. Denedi attı golünü. Laiç 23. dakika nefis bir gol attı. Beşiktaş'ın golü Laiç'ten geliyor. Büyük sevinç Beşiktaş'ta oyuncularda. Laiç bir şutu direkten dönmüştü. Bir kez daha denemişti, dışarıya atmıştı. Bu kez Mustafa Laiç nefis bir gol. Laiç'ten nefis bir gol. Nasıl yorumlarsın Raşit'in golü? Son haftalardaki iyi oyunuyla Beşiktaş'ın kendini gösteren futbolcusu. Zaten kariyerinde Roma, Inter gibi büyük takımlarda oynamış bir oyuncu. Bence Clear Haftanın golü ileriki haftalarda da Clear Haftanın golünde gollerini izleyeceğiz Laiç için. Geçelim ikinci gol adayımıza. Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinden gelecek. Sosa'nın kaydetmiş olduğu 75. dakikadaki ikinci gol Trabzonspor'un ikinci golü. Sosa sokuluyor içeriye. Sosa bakıyor kaleye, mükemmel gol! José Sosa mükemmel gol! 75. dakika 2-0. Sosa Trabzonspor'un maç boyunca 26. şutu. Sosa uzak köşeye, Horlu'nun bakışları arasında toparlarda. Sosa'nın kaydetmiş olduğu gol, Sosa güzel bir mücadele sergiledi o karşılaşmada ve golle de taçlandırdı, göstermiş olduğu oyunu. Yani sağ ayağının üstüyle harika bir vuruş. Kaleci Harun'un yapacak hiçbir şey yok. Zaten ligimizin en üst düzey oyuncularından biri Arjantinli Sosa. Bir de tabii golü ezeli rakibine atınca çok çok güzel bir gol. Sosa'nın çok az gol atıyor ligde ama her attığı gol haftanın golü, Clear Haftanın golü yarışmasında iddialı olacaktır. Peki geçelim Akhisarspor Bursaspor mücadelesinden gol adayımıza sevgili izleyenler. Hemen ekranlarınıza gelsin. Latorlevic'in kaydetmiş olduğu gol. Orta geldi ceza sahası. Karşılayan Caner. Döner top. Latorlevic! Harika bir gol! Harika bir gol! O nasıl bir gol? Latorlevic! Bu açı en iyi açı belki de. Ayağına çok iyi oturuyor. Görüyorsunuz top nasıl gitti kaleye. Harikulade bir gol attı. Top ip gibi gitti kaleye. Latorlevic geri döndü. 2-0'dan 3-2. Bursa Spor öne geçiyor Akhisarspor deplasmanında. Latorlevic'in kaydetmiş olduğu golle 2-0'dan 3-2'ye getirdi Bursa Spor mücadeleyi. Hem gol çok güzel. Sol ayakla voley, nefis bir vuruş. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Tabii bir de 2-0'dan gelip üçüncü gol olması, o da çok önemli. İnanılmaz bir gol vuruşu Latorlevic'den. Hani ben izleyicileri yönlendirmek istemiyorum ama muhteşem bir gol. Haftanın en güzel gollerinden bir tanesi olabilir diyorsun. Peki, Clear'li haftanın golü adaylarımızdan sonuncusuna gelelim sevgili izleyenler. Bu da Kasımpaşa, Evkuryen'i Malatya Spor mücadelesinde. Cagne gitti. Mbaye Cagne bekledi şimdi. Döndü sola. Cagne çekti sağ. Cagne! Mbaye Cagne. Sadık'ın üzerine gitti. Bekledi, vermedi. Döndü, yine vermedi. Kaleye baktı. Kurtardı topu rakiplerinden. Gerçekten üst kalite, yüksek seviyede bir bitirici vuruşla harika bir gole imza attı. Ve işte Cagney'in maskesi yüzünde gol sevinciyle tribünlerin önünde. Evet, Cagney'in ikinci golü maçında son golüydü aslında. Gol sevinci de enteresan oldu. Yani bireysel olarak atılmış bir gol. Yani tek başına Malatyaspor defansıyla karşı karşıya, aslında sağında solunda takım arkadaşları da var ama kendine o kadar güveniyor ki Cagney. Mükemmel bir vuruşla golü atıyor. Tabii sevinç de gerçekten
çok güzel. Yine Clear haftanın golü yarışmasında önümüzdeki haftalarda da izleyeceğimiz bir oyuncu Cagne ve Cagne'nin Çin'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edildiğinde hemen belirtelim. Sevgili izleyenler, siz de Clear'la haftanın golünü Bein Sport uygulaması ve web sitesinden oylayabilirsiniz. Haftanın golü için adaylar bu şekildeydi. Biz de oylarınızı bekliyoruz. Bu haftalıkta noktalayalım buraya kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.